Geriden kalanlardan herkese tekrar iyi akşamlar efendim. Ben Gözde Kuyumcu başlıyoruz. Yine dop dolu bir akışımız var. Haftayı kapatırken Hakan Güldağ ile birazdan detaylı olarak tüm konuları hafta başından bu yana öne çıkan konuları konuşacağız. Hem Merkez Bankası politikaları hem ihracatçılarla ilgili gelişmeler hem kur biliyorsunuz kur korumalı TL mevduatlardaki son durum vesaire hepsini konuşacağız. Ankara gündemi için birazdan Sibel Erdem bizlerle. Piyasa kapanışında Burcu Kıratlı, Çağlar'dan önümüzdeki hafta neyi takip edeceğimizi öğreneceğiz. Ve tabii Avrupa borsaları Ceren Dilekçi, ardından da kamu müteahhitlerinin özellikle önümüzdeki döneme ilişkin bir takım zorluklarla mücadele ettiği söyleniyor. Çünkü kamu alacakları özellikle şu anda mevcut zamlarla kendi borçlarını çeviremez hale geldiler. Burada batık riski olduğu söyleniyor. Tahir Tellioğlu bizlerle olacak birazdan. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı. Son olarak da Devrim Nanyal hocamız bizlerle olacak. Blockchain ve kripto para eğitmeni kendisi, sık sık yayınlara alırız. Biraz tokenomics konuşacağız. Yani tokenların ekonomisi nasıl oluyor? Ve tabii Metaverse dünyasına ilişkin de yeni detaylar var. Samsung mağaza açacağını söylemişti. Hepsini soracağım diyelim ve başlayalım. Önce bir rakamlara, fiyatlara bir bakalım. Ardından devam edelim. Borsa İstanbul 2025 %1'e yakın prim cuma kapanışına hazırlanırken dolar TL yataydı. Biraz satışa dönmüş yarım puanlık 13.79. Euro TL tarafı yatay 15.64. Euro dolar paritesi ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası çok bir değişiklik göstermedi. 1.13'ün üzerinde kalmaya devam ediyor. Bizim tahvil tarafında hafta boyunca yükseliş eğiliminin sürdüğü ortamın aslında kademe kademe devam ettiğini görüyoruz. 10 yıllıkta 24.5'un üzerindeyiz. Küresel piyasalar hafta boyunca özellikle FOMC tutanakları öncesi ve sonrası satış baskısının sürdüğü ortamda devam etti ama tabii ki veri sonrasında özellikle ABD tarafında bir miktar daha biraz sakinleşen bir seyir olduğunu hatırlatalım. Avrupa tarafında endekslerin şu anda Londra dışında satıcılı seyirde devam ettiğini söyleyelim. Enflasyon verisi çok yüksek. 2007'den bu yana en yüksek. Dolayısıyla onu da Ceren'den alacağız detaylarını. Ve ABD borsaları az önce de söylediğim gibi özellikle üçünün de şu anda negatif olduğu ortamdan S&P'nin ve Nasdaq'ın kendini yukarı taşıdığı bir ortama evrilmiş durumda. Son herhalde yarım saatlik bir gidişatla pozitife taşınan özellikle Nasdaq endeksi olduğunu söyleyelim. Altına da hemen göz atalım çünkü hafta boyunca altın ve gümüşte hızlı geri çekilme görmüştük. Spot altın kendini biraz toparladı. Gram altın 792 TL ile haftayı kapatmaya hazırlanıyor. Bitcoin'deki sert satışlar 42 bin dolara kadar getirdi fiyatlamaları. Brent ve ABD tipi ham petrolle de hafif satıcılı bir seyir var hafta kapanışında. Sibel'e dönelim, Ankara gündemini alalım. Sibel, iyi akşamlar diliyorum. Haftayı kapatıyoruz. Neler var gündemde? Gözde, Ankara'dan da iyi akşamlar. 18 maddelik ekonomi paketi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Milyonları ilgilendiriyor. Zira emekli ve memura ilave zam içeriyor. Ayrıca doğalgazda kademeli tarifeyi öngörüyor ve bireysel emeklilik sisteminde de yeni düzenlemeler içeriyor bu teklif. Ve bu teklif Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülürken komisyona etki analizi de sunuldu. Buna göre 1 milyon 265 bin kişiyi ilgilendiren en düşük emekli maaşının 2500 liraya çıkarılmasının yıllık maliyeti 3,5 milyar lira olacak. Ayrıca memurlara verilecek ilave %2,5'luk zammın maliyeti ise yıllık 13,7 milyar lira olarak hesaplandı. Dediğimiz gibi elektrikte olduğu gibi doğalgazda da kademeli tarifeye geçilmesini öngörüyor bu teklif. Ve hesaplamaya göre de yıllık doğalgaz tüketiminde %15 tasarruf sağlanması hesaplanıyor. Ayrıca bu teklifle bireysel emeklilik sisteminde de bazı yenilikler gelecek demiştik. Bunlardan birisi devlet katkısının %25'ten %30'a çıkarılması. Ayrıca konut alımı, evlilik, eğitim, sağlık, iş kurma ve bedelli askerlik gibi ihtiyaç durumlarında
BES hesabında biriken paranın da %50'si avans olarak alınabilecek. Bugün ayrıca Merkez Bankası 17 Aralık'ta yaptığı 5. doğrudan döviz satış müdahalesinin tutarını da açıkladı. Bu tutar 2.12 milyar dolar olarak açıklandı. Bankadan yapılan açıklamayla birlikte Aralık ayında yapılan 5 müdahalenin toplam büyüklüğü ise 7.28 milyar dolara yükselmiş oldu. Ve bugüne ilişkin son bir not daha aktaralım. ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Ankara'ya geldi. Yeni Büyükelçinin ilk mesajı da burada olmaktan mutluyum oldu ve bu hoş karşılama için de teşekkür ettiğini belirtti. Yeni Büyükelçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunduktan sonra resmen göreve başlayacak. ABD Başkanı Joe Biden Temmuz 2019'dan bu yana görev yapan Büyükelçi Satterfield'ın yerine eski Arizona Senatörü Jeff Flake'i aday göstermişti ve Jeff Flake de Kongre'den onay aldıktan sonra 7 Aralık'ta yemin etmişti ve dediğimiz gibi de bugün Ankara'ya geldi ve önümüzdeki günlerde de güven mektubunu sunduktan sonra resmen görevine başlamış olacak Gözde. Sibel, çok teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından buradayız. Günden kalanlar devam ediyor. Hakan Güldağ, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Bugün uzaktan erişiyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, biraz önlemleri artırdık. Çünkü hakikaten vaka sayıları artıyor. Ne kadar öyle önlem geçiyor. O kadar iyidir. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii konuşacağımız konulardan başlıcası, özellikle reel sektöründe sık sık vurguladığı finansmana erişim meselesi. Finansmana erişim zorlaştı, faizler arttı. Biliyorsunuz bu hafta MÜSİAD Başkanı Zeliha'nın konuydu. Orada da yine aynı gündem vardı. Yani faizler artıyor, dolayısıyla alamıyoruz şeklinde ifadeler paylaşıldı. İhracatçı için adımlar atıldı. Hafta başından bu yana aslında biraz kafa karışıklığı vardı. Hafif hafif netleşiyor ama tabii ihracatçı durumdan memnun mu? Siz yakın temastasınız, hepsini soracağım. Artan vakalar var, Fed'in politikaları, hepsini konuşacağız ama önce isterseniz bir finansmana erişim tarafıyla başlayalım. Bu tabii şu anda bankadan bankaya değişiyor. Kamu tarafında bir miktar daha tabii ki kolaylık sağlanıyor ama yine de faiz oranları çok yüksek. Exim Bank tarafında bile sıkıntı yaşandığı ifade ediliyor. Zaten uzunca bir süredir rotatif kredilerin çok yüksek rakamlara ulaştığı söyleniyordu. Ne dersiniz Hakan Güldağ konuya ilişkin? Yani birkaç gerçekten ifade ettiğiniz gibi Gözde Hanım, birkaç bacakta ele almakta fayda var. Çünkü mesela Exim Bank tarafı ayrı bir konu. Hakikaten baktığımız zaman bankalar cephesinden biraz daha farklı bir konu. Yani birkaç bacağı var. Ben toparlayabildiğim kadarıyla şöyle söyleyeyim. Yani bir kere finansmana erişim ihtiyacı, yani finansmana erişimde zorluklar çekildiği reel sektör tarafından en azından benim gidip geldiğim yerlerde, temaslarımda daha fazla dile getirilir oldu. Burası çok net. Bir bankalar gördüğüm kadarıyla daha henüz limitlerini de ayarlayabilmiş durumda değiller. Bir anket yayınlandı, yani çok yeni. Orada sanki bütün vadelerde 2022'nin ilk çeyreğinde ve bütün işlemlerde, bütün kategorilerde kredilerin artacağı yönünde bir beklenti var. Yani anketlere yansımış olan bu. Hani son çeyrekte biraz sıkılaştı, standartlar daha sıkılaştırıldı ama birinci çeyrekte bunlar daha gevşeyecek ve de her kategoride, her yani hem ticaride hem bireyselde ve işte KOBİ'ler tarafında da kredilerde bir genişleme olacak beklentisi var bankacılar arasında yapılan ankete göre. Reel sektörün ise şu anda beklentisi biraz daha sıkılaşacağı yönünde. Faizleri son derece yüksek buluyorlar. Ben de Sayın Mahmut Asmalı'yı çok dikkatle dinledim.
Yani TÜSİAD'ın bu konuda söyledikleri önemli. Tabii ki TÜSİAD'ın da diğer herkesin de söylediği önemli. Fakat TÜSİAD şimdi bu faiz indirimlerini destekleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak, iş dünyasının önemli bir kuruluşu olarak bu faiz indirimlerinden reel sektörün yararlanamamış olduğunu söylemesi son derece önemli. Talep ne? Baktığınız zaman işte bankalar da hem faizlerini koysun üstüne hem de yani bu konuyla ilgili masraflarını da koysun. Gerekirse 18-20 olsun ama biz buralardan alabilelim diye bakıyorlar. Hani 14 politika faizinden alamayacağını zaten müsiyat da bütün iş dünyası da görüyor. Çünkü faizler nerelere geldi? En iyi yerlerde 23-24 gibi, hatta buralardan artık neredeyse şu sıralar pek bulunamıyor. Çok daha yukarıya çıktı. İşte 35'ler falan öneriliyor ama onlar da tabii biraz hem baskılanıyor hem de zannediyorum kredi vermeme yönünde o fiyat teklifleri veriliyor. Fakat 30'lar civarında gelinen yer kredilerde. Biraz daha hani aşağıları da var, işte 25'ler 26'lar da görünüyor. Çok çeşitlendi. Çoklu faiz ortamına girdik bir anlamda. Yani bu çoklu faiz ortamı tabii ki farklı kavramları ifade etmek için, farklı durumları ifade etmek için kullanılıyor ama bankalar da şu anda faizlerde hani eskiden konuştuğumuz zaman ya 21-22 gibi aralık veriyorduk. Şimdi aralıklar da çok farklılaştı. Bankalara göre çok farklı fiyatlar ortaya çıkabiliyor. Bir yanıyla baktığınızda bankacılar da şöyle diyor. Yani şu anda reel olarak faizler çok ciddi biçimde düştü diyorlar. Enflasyon nedir? %36 değil mi açıklanan enflasyon? Aralık'ta yıl sonu. Şu anda nasıl hani 30 bile deseniz 6 puan reel olarak düşük diyorlar. 25'lerde mesela hazinenin şu anda borçlanma faizi 25'te, işte 5 yıllık gösterge 24-25 oralarda geziniyor. Hani hazine bugün ben borçlanacağım diye sahaya çıksa bulacağı faiz anlamında, gösterge faiz anlamında 24-25'lerde. Şimdi bankalarda da işte buna 25-26'lar olduğunu söyleyecek olursak 36 enflasyon, arada 10 puan 11 puan reel faiz, negatif reel faiz var. Yani bu da aslında işin bir başka gerçeği. Tabii ki ama öbür yandan reel sektör de kendi cephesinden baktığı zaman diyor ki ya bizim biz bu işte Kasım öncesinde, Ekim'deki bu hareketlenme, faiz indirimi meseleleri öncesinde bulabildiğimiz faizler 20'ler düzeyindeydi. İşte fakat faizler inmiş olmasına rağmen şu anda biz çok daha yüksek yerlerden faiz kredi bulmaya çalışıyoruz. Üstelik o kredide de bir bakıyoruz bankalar tarafında çok önemli bir iştah yok. Yani bu mesela KOBİ'ler erişimde zorlandıklarını çok net bir şekilde ifade ediyorlar ve bankaların kredi limitlerini mutlaka büyütmesi gerektiğini talep ediyorlar, ifade ediyorlar. Yoksa diyorlar çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkacak. Çünkü hem işletme sermayesi ihtiyacı artan fiyatlar nedeniyle, yani düşünün işte 5 liraya aldığınız şeyi artık 10 liraya almaya başladığınız zaman bu aradaki alım işini siz kazancınızdan muhtemelen finanse edeceksiniz ama o belki 3 ay vadeli. 3 ay sonra alacağınız o para yerine bir işletme sermayesine, işletme kredisine ihtiyacınız var. O işletme kredisini de bankadan aldığınız zaman o çok yüksek geliyor. Ve de limitler de daraldığı için bankalar vermeme noktasında ya da az verme noktasında, fiyat yükseltme noktasında oluyorlar. Yani reel sektörün ifade ettiği maalesef konu bu. Finansmana erişimde belli zorluklar yaşandı ama bankacılar tarafında da şu anda tabii onlar daha düşük yerlerden mevduatı topluyorlardı. Evet. Şimdi son dönemde o da biraz arttı, yukarıya doğru geldi. Onlar da reel negatif faizlere dikkat çekiyorlar. Yani birkaç açıdan, bir yandan da tabii yatırım ihtiyacı da var. Yani hala siparişler devam ediyor.
biraz en azından işte kapasite arttırımına dönük, çünkü kapasite kullanım oranları da çok yukarılara geldi. Bazı sektörlerde şu, yani genel olarak ifade edilen 78'in 79'un çok daha üzerinde kapasite kullanımları var. Ancak bir ilave yatırımlar yapılırsa bunları tekrar kapasiteleri arttırmak ve de işleri de büyütmek mümkün olacak. O siparişleri de kaçırmamak için yatırım yapmak lazım. Yani, ama onun için de finansmana ihtiyaç var. Yani dönüp dolaşıyor iş. Şu sıralarda ciddi şekilde finansmana erişim konusunda düğümleniyor gibi görünüyor. Bunu çok sıklıkla ifade etmeye başladı reel sektör. Onu söylemek isterim. Şimdi reel yani sektör tabii Hakan Güldağ o kadar çok yani böyle biliyorsunuz eleştiride bulundu ki yani faizi indirin. Yani ekonomistler aslında uyardı. Yani biz de burada hani eleştirileri dile getirdik kişiler üzerinden, burada konuşanlar, siz de yani hatta işte burada hep beraber konuştuk. İşte erken hani faiz indiriminin yan etkileri olacak diye. Aslında hani bu kadar belki acele edilmeseydi, piyasaların dengesi hani bozulmasaydı zaten faizler bir noktada inecekti. Herkesin de hevesi o yöndeydi. Peki şimdi ne olacak, yani ne yapılacak? İsterseniz bir iki cümlede oraya ekleyelim. Nasıl düzeleceğiz? Yani nasıl düzelebilir? Ya bunu ısrarla isteyenler olduğu gibi, yani bunun finansal istikrarı bozacaksa bozmamasına da dikkat edilmesi yönünde çağrılar yapıldığını ben hatırlıyorum doğrusu. Hı-hı. Yani baktığınız zaman mesela, yani şimdi belki örnekler vermek için böyle bir ayrımcılık yapmaya gerek yok ama İstanbul'un sanayicilerini temsil eden örgütlerinden bu yönde açıklamalar geldi. Büyük iş dünyasını temsil eden örgütlerinden bu yönde açıklamalar geldi. Ayrıca reel sektör faiz indirimini ister. Herkes faizi daha az maliyetle iş yapmak istiyor. Ama onun koşullarının nasıl ayarlanacağı meselesi bir başka konu, bir başka beceri, bir başka yetenek, bir başka yönetim kabiliyeti gerektiren bir konu. Şimdi Merkez Bankası gerçekten faizleri indirerek, politika faizini indirerek ya da genel olarak ekonomi yönetimi diyelim, hükümet diyelim. Çünkü birlikte hareket ediyorlar. Şimdi indirerek faizlerin daha da piyasa faizinin de, yani iş gören faizi dediğimiz, yani gittiğiniz zaman işinizi göreceksin. Çünkü kimse Merkez Bankası'nın politika faiziyle işlem yapamıyor. Siz orayı söyleseniz bile durum bu diyorlar. Yani bu faizler geçerli diyorlar. Şimdi onların yukarıya çıkmış olması reel sektörün tabii ya ben keşke faiz indirimini istemeseydim hiçbir zaman bunu söylettirmez. Belki biz bunu eleştiri olarak söyleyenler olabilir ama reel sektör tabii ki işinin hem düşük faizde ama aynı zamanda istikrarlı ve güven içerisinde olmasını istiyor. Fakat şu anda bu bulabildiği ortam maalesef öngörme noktasında ciddi sıkıntı, ciddi faiz yüksekliği ve bir de faiz yüksekliğine rağmen finansmana erişimdeki sıkıntılar. Tabii bu söylenenler kanıtlandı ama maliyetli bir kanıtı oldu hakikaten. Çok maliyetli bir kanıtı çok oldu. Çok maliyetli. Yani enflasyon bir kere çok yüksek. Şu an halkın alım gücü vesaire her yerde konuşulan konu bu. Pahalılık. Şimdi bir de ihracatçı için hani yapıyorduk biz bunları. Yani ekonominin işte ana teması da onları koyduk, yerleştirdik ama ihracatçı için de bir takım adımlar atıldı. O işte buraya getirmeleri gereken ihracat bedelinin %80'i zaten hali hazırda öyleydi ama onun %25'i TL'ye çevrilecek dediler. Merkez Bankası ile görüşmeler sürdü, TİM de görüştü, başka yine ihracatçı kuruluşlar da görüştü. Yani çok karamsar açıklamalar olmasa da burada bir prosedür ve bürokrasiye takılacak. İşte işlem sayısının artması, Merkez Bankası'nın o dövizi bozması ardından piyasada tekrar ihracatçı döviz arayışına girecekse hangi kurdan zarar edecek mi gibi bir takım sorunlar gündeme geldi. Sorular diyelim daha doğrusu, yani sorun haline henüz belki gelmemiştir ama. Dolayısıyla ne dersiniz, ihracatçı neler anlatıyor? Ya ihracatçı işe pozitif bakmaya çalışıyor ama bir tabii
hani tepkisini çok ölçülü vermeye çalışıyor. Moral bozmamaya çalışıyor benim gördüğüm. Ama öte yandan da tabii hani net olarak söylemedikleri de yani kamuoyuna açıklamadıkları noktaları da özel sohbetlerde söylüyorlar. Yani bu uygulamanın çok haksız olduğunu, ihracatın cezalandırıldığını ifade ediyorlar. Şimdi nedir? Hani baktığınız zaman Merkez Bankamızın tabii döviz rezervleriyle ilgili sorunları var. Orayı tahkim etme ihtiyacı içinde hissediyor kendisini. Rakamlara baktığınızda da bu ayan beyan görünüyor. Yani şu anda -56 değil mi? Yanılmıyorum. Swaplar hariç Merkez Bankamızın döviz rezervlerinin durumu -56. Yani net rezervi 8.3 milyar dolar civarında, ama swapları çıkarttığınızda ki orada çok ciddi bir altının olumlu katkısı var. Çünkü onu da çıkartarak baktığınızda döviz ihtiyacı, yani döviz tarafındaki net durum -80 milyar dolar. Yani bunlar tabii çok büyük rakamlar. Burayı bir tahkim etme ihtiyacı içinde görüyor kendisini Merkez Bankası. Onu biz de gazetede de Dünya Gazetesi'nde de işledik. Bugünün manşetiydi. Ondan dolayı birçok konuyu kendine bağlamaya çalışıyor. Yani döviz kanallarının birçoğunu kendisine bağlamaya çalışıyor ki burada döviz rezervlerini güçlendirebilsin. Hani bu da ayrıca bir tartışma konusu haline geldi. Bu kadar bunun üzerinde durmak mı gerekir döviz rezervlerinin? Yoksa piyasada güveni sağladığınız zaman zaten bu rezervlerin kullanma amacınıza bu kadar ihtiyacınız yok mu? Ama siz sürekli müdahale etmek durumunda kalıyorsanız kurlara ya da başka şeye, tabii ki elinizde bir rezervin olmasını istiyorsunuz. Evet. Ama eğer piyasada güven varsa, istikrar varsa bu kadar da döviz rezervini ihtiyaç duymayabilirsiniz. Yani onu her dakika kollamak durumunda kalmayabilirsiniz. Şimdi döviz rezervi ihtiyacı bunların nedenlerinden bir tanesi. Yani bu ihracatçılara yapılan bu uygulamanın temel kaynaklarından biri. Ama ihracatçıyı sıkıntıya sokuyor mu? Sokuyor. Hepimiz biliyoruz ki ihracatçımızın önemli bir kısmı zaten ithalatçı da aynı zamanda. Çünkü ithal ettiğinin üzerine bir şeyler koyarak, onu işleyerek ham maddeyi ihraç eden bir yapısı var Türkiye'nin. Bunu çok defalar konuştuk. Hani esas şeyimiz, bizim çok yüksek teknoloji ürünleri ihraç etmiyoruz. Aşırı katma değerli ürünler, ya da aşırı demeyeyim de çok yüksek katma değerli ürünler de ihraç etmiyoruz. Biz düşük, orta ve orta yüksek teknolojilerde... Emek yoğun, evet. Daha emek yoğun bizim ihracatımız. Ham maddenin birçoğunu tekstilden, tarıma... Dışarıdan alıyoruz, gübrede keza öyle. Yani hemen hemen ithalat bizim ihracatımızın çok büyük bir bölümünde işin içine dahil oluyor. Hiçbir şey olmasa işte akaryakıttan vesaireden filan dahil oluyor. Orada da her şey dövizle. Şimdi sadece elde döviz bulundurup bunları yürütmek işin bir tarafı. Çünkü eğer öyle yapmadığınız zaman bir de şunun sıkıntısına gireceksiniz. Yani belki de bu işlemler sizi ister istemez yurt dışındaki durumla da birlikte peşin ödemelere de şey yapacak, zorlayacak. Şimdi peşin ödemeler dediğiniz zaman onların vadelendirilememesi, yani yurt dışı ile ilgili olan alımlarda vadelendirilememesi, peşin ödemelere doğru gidilmesi, bu sefer bu %25'e daha da büyük bir ihtiyacı ortaya çıkaracak. Yani maalesef bir yeri yaparken bunun yan tesirlerini çok fazla düşünmeyebiliyoruz. Mesela aynı şekilde işte şimdi vatandaşlık için konut alanlara getirilen düzenleme de bunun da ancak dövizle yapılacağı, dövizle o dövizin de bankalara döviz olarak yatırılması, o satışların, ya diyelim ki vatandaşlık için siz konut alımına yöneldiniz, 250 bin dolarlık bir yer alacaksınız, o 250 bin doları dolar olarak bankaya yatıracaksınız. Bankalar da bunu
hemen Merkez Bankası'na aktaracak. Şimdi yeni düzenleme bu yönde. Evet. Hani döviz kanalları dediğin bir noktada bu. Öyle baktığınız zaman oradaki emlakçılarla konuşuyoruz. Günde 20 milyon dolarlık konut satılan, yabancılara konut satılan bir yerde orası da sıkıntıya girdi. Ben bu arada duydum zilin sesini. Peki, aynen öyle. Özür dileyerek sözünüzü bölüyorum. Hemen Borsa İstanbul'u kapatalım. 2000 puanın üzerine kalmaya devam ediyor. Borsa İstanbul gün içerisinde biraz negatif seyirden, hacimsiz seyirden özellikle kapanışa doğru 1.28'e ulaştı primler. Bakalım neler ön plana çıktı. 61 hisse yukarı yönlü. Erbosan ilk sırada, Kardemir ikinci sırada. Biraz bankacılık tarafındaki alımların hızlandığını söyleyebiliyoruz belki de. Yapı Kredi üçüncü sırada. İndeks, Çimsa, BİM. Yine Türkiye İş Bankası, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası, Akbank gibi hisseler. Yani bankacılık endeksinin önden geldiği bir yani fiyatlamalarda biraz terse dönüldü. Hani hep sanayinin önde koştuğunu söylüyorduk. Bakalım bu devam edebilecek mi? Burcu Kıratlı bizlerle, Philip Capital'dan yurt dışı piyasalar satış müdürü. Burcu hoş geldin. İyi akşamlar diliyorum sana. Neler aktarabilirsin bizlere içeriden ve dışarıdan? Merhaba Gözde, hoş bulduk. BIST 100 endeksi yükselişini 5. günde de devam ettirdi ve hafta boyunca global piyasalardan olumlu yönde ayrıştı. Endeks bu haftaki yükselişiyle 2400-1700 düşüşünün %45'inden fazlasını telafi etmiş oldu. Sert düşüşlerin %50 tepki sınırları genellikle kuvvetli direnç oluşturur. Bu yüzden gelecek hafta 2060-2070 bölgesinin kuvvetli bir direnç olacağını hatırlatmak isteriz. Ancak 1950'de bulunan kısa vadeli ortalamalar aşağı kırılmadığı sürece de hisse pozisyonlarının korunmasını öneriyor. BIST 100'ün ardından global piyasalara Asya ile başlayalım. Asya hisse senedi endekslerinde bugün karışık bir seyir hakimdi. Japonya'da Kasım ayı hane halka harcamaları yıllık bazda %1.3 düşüş gösterdi. Böylece ülkedeki kişisel tüketim ard arda 4. kez aylık bazda düşüş gerçekleştirdi. Analistler bu ay %1.6 artış bekliyordu. Bölgedeki şirket haberlerine baktığımızda Çin'den yeni bir temerrüt haberi daha geldiğini gördük. China Credit Trust emlak geliştirme birimi olan Shimao Group 101 milyon dolar tutarındaki borç ödemesini gerçekleştiremediği için temerrüde düştü. Bölgeden bir de olumlu şirket haberi verelim. Dünyanın en büyük hafıza çipi ve akıllı telefon üreticisi Samsung 4. çeyrek faaliyet karını büyük olasılıkla yıllık bazda %52 arttığını ve son 4 yılın en yüksek çeyrek karına ulaşacağını açıkladı. Avrupa bölgesine baktığımızda orada da karışık bir seyirin hakim olduğunu görüyoruz. Almanya binde 5 civarında eksi olmasına rağmen İngiltere binde 3 civarında artıda seyrediyor. Bugün Almanya Kasım ayı sanayi üretiminin aylık bazda binde 2 gerilediğini açıkladı. Analistler bu rakamın %1'e yakın olmasını bekliyordu. Ekim ayı verisi de %2.8'den %2.4'e aşağı yönlü revize edildi. Veriler endüstriyel toparlanmanın çok kırılgan olmaya devam ettiğini ve arz kısıtlamaları ve ham madde kıtlığının da devam ettiğini gösteriyor bize. Amerika'da Aralık ayı tarım istihdamın 199 bin olduğu açıklandı. Analistler 400 binlik bir artış bekliyordu. İşsizlik oranı ise %4.2'den 3.9'a geriledi. Veri sonrasında hisse endeksleri güne pozitif başladı. Sabit getiri tarafta ise veri öncesinde 1.73'te bulunan 10 yıllıklar 1.76'ya yükseldi ve Şubat 2020'den bugüne gördüğü en yüksek seviyeydi bu. 10 yıllık faizlerin yükselmesi tabii başta teknoloji olmak üzere hisseleri biraz baskılayabilir diyoruz. Global piyasaları bu şekilde özetledikten sonra vadeli piyasalar için hazırladığımız teknik analizini de paylaşmak isteriz. Ekranda Amerika NYMEX borsasında işlem gören Şubat vade ham petrol sözleşmesinin fiyat grafiğini görüyorsunuz. Ham petrol sözleşmesi yükselen trend içerisindeki hareketini devam ettiriyor. Yükselen kanalın üst bandı ile azalan trend 80.50 seviyesinde direnç oluşturuyor. Bu direncin hemen üzerinde de 81.50 direnci var. Önemli göstergelerin direnç oluşturduğu bu bölgeden kısa pozisyon alınmasını, riski azaltmak içinse 82 doların üzerindeki kapanışlarda zarar kesici göstermeyi öneriyoruz. Sahip olunan uzun pozisyonlar 81.5 aralığından veya 10 günlük üstel ortalamanın aşağı kırılması halinde kapatılabilir. 10 günlük üstel ortalama ise bugün 77 dolarda destek oluşturuyor. Son olarak yine yatırım kuruluşları raporlarından seçtiğimiz hisse önerimizle devam etmek istiyorum. Credit Suisse General Motors için endeks üstü getir tavsiyesi veriyor ve
75 dolar hedef fiyat gösteriyor. Bu ilk Cadillac, Chevrolet, GMC gibi farklı markalar altında otomobil, kamyon, arazi aracı ve otomobil parçaları üreten bir firma. Yeni elektrikli araç versiyonu tanıttı ve yeni aracın piyasaya sürülmesi için hala 15 aylık bir süreye ihtiyaç olsa da bu tanıtım şirketin elektrikli araca geçiş ve kamyon segmentindeki pazar payını koruma kararını da temsil ediyor. İki yeni elektrikli aracın da önümüzdeki sene piyasaya sürülmesi şirketin 2025 hedefi olan 1 milyon adetten fazla elektrikli araç hacmine ulaşmasında önemli bir adım olacak. Bu yeni versiyonun şirketin pazar payını korumak için de önemli bir fırsat olduğu düşünülüyor. Benim bugünlük aktaracaklarım bu kadardı. Size iyi yayınlar diliyorum. Burcu Kıratlı, çok teşekkür ediyorum. Çağlar'a dönelim. Çağlar, iyi akşamlar. Şimdi haftayı kapatacağız. Gündemde neler olacak önümüzdeki hafta? Bu hafta biraz daha görece sakindi. Tabii ki iç piyasada özellikle haber akışları yine yoğundu ama ne dersin önümüzdeki hafta için? Gözde, sakindi diye adettiğimiz hafta açıkçası geçen yılla kıyaslayınca tabii ki özellikle biz gibi yoğun olarak gündem ve haber akışıyla meşgul olan insanlar için sakin ama aslında yine hareketli başladık yıla. Keza jeopolitik tarafta gelişmeler öne çıkmış vaziyette. Bununla beraber canhıraç biçimde hem yurt içinde hem yurt dışında verileri karşıladık bu hafta. ABD'den istihdam verilerini ilk başta haftanın başında özel sektör istihdamıyla Fed'in daha şahinleşmesiyle ilgili gördük. Daha sonra bugün tarım dışı istihdam seninle kapanışa doğru da konuştuk. Belki beklenti altı ama istihdam piyasasında güçlü verileri karşıladık. Aslında yeni yılın öne çıkanı şu anda ekranda görülen ABD 10 yıllıklarıyla simgeleyebileceğimiz ABD tahvil görünümü. Ki ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin geçen yılı 1.50'lerde, 1.50'nin bir miktar altında, 1.50'ye yakın kapattığını düşünürsek yukarı yöndeki hareketi 5 günlük işlem günleri süre zarfında 1.70'in üstünde ki 1.80'e doğru da yakınsıyor. Bununla beraber haftalık anlamda bakıldığında jeopolitik taraftaki gelişmeler ve haber akışları bir yana piyasalar tarafına dikkat çekici olan ons altın yıla 1800 doların üstünde başlamıştı ki 1830 dolar seviyelerinden bu haftanın sonu itibariyle 1790 dolarlara kadar çekildiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında borsalarda bir takım negatif ayrışmalar vardı. Özellikle Fed eksenindeki algı nedeniyle ABD'den gelen haber ve veri akışlarıyla ama BIST 100 sembolik ve psikolojik anlamda önemli olan 2000 puanın üstünde haftayı tamamladı ki bugünün kapanışında özellikle ABD istihdam verilerinin sonrasında, tarım dışı istihdam verilerinin sonrasında o baskının biraz daha azaldığını ve BIST 100'ün kapanışa doğru ivmesini arttırdığını görüyoruz. Aynı şekilde Türk lirasında da baskı unsuru olarak dolar TL tarafındaki gelişmelerde 13.90'ın üzerinde bir seyir vardı veriye yakın ama ondan sonra da şu an itibariyle de Türk lirasında bir nebze de olsa gevşeme görüyoruz ama tabii ki yeni yıla girerken Türk lirasındaki değer kaybının yine ön planda olduğunu hatırlatalım. Gelecek haftanın programına geçiyorum Gözde. Gelecek hafta yurt içinde işsizlik verilerini karşılayacağız Kasım ayına ilişkin. Yine Kasım ayına ilişkin cari denge ve sanayi üretim rakamlarıyla beraber Aralık konut satışlarını karşılıyor olacağız. Yurt dışında yine yoğun veri akışı var ki hem İngiltere hem de Euro bölgesinden sanayi üretim verileriyle beraber yine enflasyona ilişkin ABD'de yine muhtemelen dikkatle takip edeceğiz verileri. Bu anlamda önümüzdeki haftanın da hem jeopolitik konuların devamının seyrinde nasıl bir görünümün ortaya çıkacağı hem de yurt içinde yurt dışında karşılanacak veriler anlamında hareketli geçeceği benziyor Gözde. Çağlar, çok teşekkür ediyorum. Hakan Güldağ'a geri dönelim. Şimdi Hakan Güldağ, biraz trafikte hafif bir rahatlama olduğu söyleniyor. İşte buna hatta benzin fiyatları çok arttı, bunun mu etkisi var diyenler. Birkaç haber de gördüm bununla ilgili televizyonlarda. Bir de tabii korona vaka sayısı da çok arttı falan ama ya tabii ki hani zamlardan bahsediyorum. Zam üzerine zam görüyoruz. Özellikle yeni yıla girdiğimiz andan bu yana. Ve tabii ki hani dediğiniz gibi yani politika yapıcılarında biraz hani o züccaciye dükkanındaki filde olmaması gerekliliğine işte hep biz vurgu yapıyorduk ya. Nasıl ki işte Fed, ECB bunlar politika yaparken ya da aktarırken iletişimde hani piyasayı bozmamak üzerine kurguluyor bütün senaryoyu.
Dolayısıyla hani geldiğimiz süreçte işte konuştuğumuz meseleler ortada. Şimdi isterseniz orada cümleniz yarım kaldı, onu bir tamamlayalım. Çünkü ben ihracat tarafında başka bir perspektiften de bakmak istiyorum konuya. İhracatçılarımızın şu andaki ana sorunları, evet, içeride işte finansmana erişim ya da diğer bahsettiğimiz ihracatçının parasını Merkez Bankası'na teslim etmesi gibi unsurlar var ama dünyadaki trendler çok değişiyor. Dolayısıyla cümlenizi tamamlayın, öbür konuya geçelim. Tabii olur. Son söylediklerinizde de belki bir iki ek yapmak isterim. Yani bu mesela vatandaşlık hikayesi bence önemli bir konu. Yani bir işte o fin meselesi mi deriz, yoksa önce biz geçen ekonomist Ali Ağoğlu'yla da sohbetimizde onu vurgulamıştık. Yani önce ateş ediyoruz, sonra nişan alıyoruz. Yani düzenlemeler sonradan geliyor. Bir tebliğ çıkıyor, onun düzenlemesi çıkıyor. Düzenlemenin bir aynı gün içinde yeni bir düzenlemesi gündeme geliyor. Yani kafalar gerçekten karıştı. Herkes bu açıdan da bir tedirgin ve bu ciddi bir vakit kaybına da neden oluyor. Aynı şeyi mesela şimdi bakıyorum, emlakçılar diyorlar ki ya bu düzenleme hem alıcıya da bir zorluk getirdi. Yani hem de bununla ilgili birçok hazırlık yapılması gerekiyor. Kolaylaştıracağımıza işi zorlaştırdık. Şimdi bununla ilgili o zaman genelge çıksın. Genelge çıksın ki biz buna göre hareket edelim. Boşluk kalmasın. Bu talepler ön plana çıkmaya başlıyor ve bu yani sadece bir örnek aslında. Birçok alanda biz bunu yaşamaya başladık. TL korumalı mevduatta hatırlayacaksınız. 10 kere acaba o mu ödeyecek, bu mu ödeyecek, nasıl ödeyecek? Daha henüz onunla ilgili kanunda tam ortaya çıkmış. Mesela bir de tabii vatandaşın ilgili anlaması da çok zor. Ben bugün mesela bankada özellikle hani bilgi sahibi mi, hani orada şubede ne yapıyorlar? Çünkü vatandaşlar geliyordu ve hakikaten bir ilgi var, dedim ne oluyor filan. Yani TL'den TL'ye diye daha çok biliyorsunuz vurgu yapılıyor ama işte dolar tarafında, yani dövizden işte TL'ye geçenler tarafında daha farklı bir uygulama var. Oradaki vadeler ya da işte faiz oranları vesaire. Dolayısıyla hani ne kadar karmaşık o kadar zor. Zor. Bir de mesela duruma göre işte yani bana göre bu ortodoks, heterodoks tartışmasında da kendisini gösteriyor. Ya da işte bir açıklama yapıyoruz. Diyoruz ki enflasyona karşı da gene böyle TL kur korumalı TL mevduat gibi yeni enstrümanlar da, her tür enstrüman kullanılacak diyoruz. Herkesin aklına bu sefer acaba enflasyon korumalı da mı bir TL mevduat gelecek sorusu ortaya çıkıyor. Ya biz onu mu beklesek acaba sorusu ortaya çıkıyor. Açıklamalar da yapıldı Hakan Güldağ. Yeni enstrümanlar gelecek diye, değil mi? Aynen. Cumhurbaşkanlığı. Ben de onu söylüyorum. Finans ama bir işaret fişeği atıyoruz. Sonrası ne olacak? Nasıl bir yol haritası izlenecek? Bunun çerçevesi nedir? Yani insanlar nasıl hareket etsin? Şimdi bankacılara soruyorlar. Evet, 3 Ocak'tan itibaren artık böyle yapılması gerekiyor. İşte gelen dövizin, bu sadece ihracat yani değil, bu herhangi bir döviz kazandırıcı faaliyet yaptıysanız %25'ini yatıracaksınız. Ama bunun daha henüz çerçevesi de netleşmedi. İşte kurallar nasıl olacak, nasıl ödenecek? Bunlar geriye, yani orada da bazı şikayetler var. 3-4 gün geçti hala paramı alamadım diyenler var mesela. Bilmemekten mi? Acaba işlemleri doğru yapamamaktan mı? Bankada takılan bir şey mi? Çok bilemiyorsunuz ama mesela 3 Ocak'tan bu yana bu şikayetler bize de, yani gazetecilere, ekonomi gazetecilerine de yansımaya başladı. Parayı alamıyorum yani, derken? Ya şimdi mesela diyelim ki getirdim, yani bozmuyor. O anda bozum işte, yani bozdurma işlemini yapamadım diyenler var. Döviz bozum işlemini yapamıyor. Evet evet, döviz bozum işlemini yapamadım Merkez Banka. Çünkü bankalar da daha henüz olayı yavaş yavaş kavruyorlar. Belki işte merkez şeyle Exim Bank'la ilgili konu gibi, işte bir ara hatırlayacaksınız, beraber konuşmuştuk, ben ifade etmiştim bu merkezin reskont kredilerinin Exim Bank üzerinden dağıtılmasında bir sıkıntı var diye. İşte mesela Exim Bank kendi kaynakları üzerinden işte 25 milyon dolar civarında bir rakamı ancak verebiliyordu günlük bazda. Diğer o ana akım ihracatçıların
çok istediği o reeskont kredilerinde bir sıkıntı oluşmuştu. Sonra onun hafiflediği yönünden biz piyasadan bilgi almaya başladık. Şimdi tekrar ya sıkıntılar bir hayli arttı diye tekrar bir duyumlar ortaya çıkmaya başladı. Yani bence daha derli toplu düşünerek kervan yolda dizilirin ötesinde bizim insanlara güven sağlayacak bir yol ve yöntemleri geliştirmemiz lazım. Bu da düşünerek olur, planlayarak olur. Yani şimdi zannediyorum ya da öyle algılıyorum. Giderek onunla ilgili yani her iki kişi oturuyor bir düzenleme yapıyor evet. Ve bunu da ortaya koyuyoruz gibi gelmeye başladı bana. Evet evet. Yani düzenleme bunu, gün içerisinde de hani farklılık gösterebiliyor. Anlayan az, anlatan az. Dolayısıyla hani böyle iletişimde de bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Kurumlar arasında da belki bir hani iletişim eksikliği oluyor olabilir. Dolayısıyla hakikaten bir koordinasyon sıkıntısı olduğunu ben seziniyorum. Onu yani, evet. Evet. Peki bu var. Şimdi Hakan Güldağ, biz ihracatçı için tabii bu senaryoları çizerken tabii dünyadaki işte değişkenler vesaire diyoruz. RCEP, RCEP ya da RCEP nasıl artık adlandırırlarsa bizi izleyenler. Orada biliyorsunuz işte Asya'nın, bilmeyenler için de anlatalım, Asya'nın en büyük ticaret örgütü kuruldu. Şimdi orada tabii serbest ticaret oldukça hani dünyanın dinamiklerini etkileyecek bir şey. 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Bizim için ne anlam ifade ediyor? Yani tabii ki burada hani biraz daha Avrupa odaklı, yani Avrupa'dan hani bu örgüt Avrupa'ya nasıl girecek? Neler yapacaktır? Biz nasıl konumlanırız gibi soru işaretleri var. Evet. Bu daha çok tabii kendi aralarındaki bir ticareti serbestleştirmeyi hedefliyor. Hı hı. Orada biliyorsunuz hep kaplanlar var. Yani ihracat tarafları güçlü ülkeler var. Hı hı. Çin zaten bu işe liderlik etti. Biraz da Amerika'nın kendisini çerçevelemesi, bir çembere almasına karşı bunu yaptı. Bayağı bir tavizler de verdi bu konuda. Evet. Hatta o zaman biraz şaşırtmıştı. Dünyadaki ticaret otoritelerini de biraz şaşırtmıştı. Güney Kore bu işin içerisinde, Japonya bu işin içerisinde, bu her iki ülkede biliyorsunuz Amerika'nın en önemli müttefikleri bölgedeki Yeni Zelanda, Avustralya bu serbest ticaret anlaşmasının içerisinde. Gerçekten de dünyadaki ticaretin yaklaşık 1/3'ünü çerçeveleyen bir sistem bu, bir anlaşma bu. Hı hı. Son derece de önemli. Bunun Avrupa ile olan meselesinden çok, mesela Avrupa buraya bir şeyler satma noktasında olduğunda daha fazla zorlukla karşılaşacak. Ben de mesela şöyle düşündüm, hani kendi içlerinde evet. Üretimde böyle daha ucuza mal edebilirlerse doğru. Şayet daha da ne kadar ucuza yaparlar bilemiyorum ama mesela burada hani rekabetçilik anlamında sonuçta bir üstünlük kazanacaklar. Doğru tabii. Bize karşı da kazanacaklar ya da şöyle de diyebiliriz, bizim oralara ürün satmamız zaten çok sattığımız söylenemez. Evet. Zaten 55-60 milyar dolar civarında o bölgeye biz yani Yeni Zelanda ve Avustralya'yı da çıkartarak söylüyorum. Bu Pasifik bölgesine yaklaşık 55-60 milyar dolar bizim dış ticaret açığımız var zaten. Şimdi bu açığı kapatmak iyice zorlaşacak. Çünkü orada kendi aralarında gümrük duvarlarını azaltınca ister istemez ya bizim de o düşük gümrük duvarlarına bir şekilde dahil olmamız gerekecek ki hiç öyle bakmıyorlar. Geçenlerde bizim Kerim Ülker'in filan da yazdığı çok ilginç bir şey de vardı. Araştırma yazı da vardı bu konuda. Hani kapatıyor, dur bakalım. Bakalım diyor, ASEAN ülkeleri için de aynı şey geçerli. Çünkü bu ortaya çıktı şimdi. RCEP dediği için dışişleri, benim de dilim ona alıştı ama dediğiniz gibi Recep de demek mümkün. İşte RCEP falan demek de mümkün. Evet. Ama bu iş bize çok yaramamış gibi görünüyor. Yaramayacak gibi görünüyor. Bir bu tarafı önemli. İkincisi şimdi
İhracatımızın 225 milyar dolar olmasıyla övünüyoruz. İhracatçılarımızı da gerçekten tebrik ediyoruz. Önemli. Ama bunun önemli bir kısmının, mesela geçen gün ben İMSAT'la konuşuyorduk. İMSAT'ın böyle bir gündem toplantısının moderatörlüğünü yapıyordum. Orada Tayfun Küçükoğlu'yla, İMSAT Başkanı'yla, Yönetim Kurulu Başkanı'yla konuşurken şunu anladım ki bizim zaten bununla ilgili bir takım ipuçları da vardı. Hani o an için anlamış sayılmayız ama sonuç itibariyle bir kısmı miktar olarak arttığı ihracatımızın, bir kısmı da dolar bazında ham maddelerin değerlenmesi nedeniyle de ihracatımızın değeri, toplam değeri artmış oldu. Yani ham maddenin değeri yükselince sizin onun üzerine yaptığınız işlemden sonra yaptığınız ihracatın da değeri tabii otomatikman artıyor. Bunun tamamı bize kalmıyor. Bu yani, ve bunu da görmemiz lazım. Çünkü yarına plan yaparken gerçeklerden hareket etmemiz gerekiyor bizim. O ihracat artışı 170-180 milyar dolardan 225 milyar dolara çıkışın tamamı maalesef bizim katma değerimiz değil. Onun bir önemli bir kısmı zaten ham madde fiyatlarının değerinin artmış olmasının ihracatımıza yansıması bir. İkincisi, bu bizi ithalat yoluyla sıkıntıya da uğratabilecek bir konu. Yani gene Arsep'e bağlayacağım konuyu. Çünkü mesela bizim en çok ithalat yaptığımız ülkeler oradan, Çin orada. Gene Güney Kore önemli bir ithalat yaptığımız ülke orada. Japonya keza öyle. Şimdi ithalatımız da bizim önümüzdeki dönemde biraz daha pahalılaşma riski taşıyor. Neden? Zaten mesela Çin'e bakıyorsunuz. Çin'de üretici fiyat endeksi de %12,5. Hani o da illa bir zaman içerisinde bizim yaptığımız ithalata bir şekilde enflasyon olarak yansıyor ve biz buradan, oradan dolayı bir nevi enflasyon da ithal etmiş oluyoruz. Evet. Yani orada kendi aralarındaki ticaret rahatlarken bizim aldığımız yani oradan ürünlerde ithalatta bir pahalılaşma, üstelik bizim oraya yapmaya çalışacağımız ihracatta da bizim açımızdan fiyatlarımızın yukarıda kalması gibi bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Yani birçok açıdan bizi çok olumlu etkilemeyecek bir ticaret sistemi, bir serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girmiş oldu. Buna dikkat çekmeniz son derece önemli ama bir başka açıdan daha bu önemli. Bizim nerelere nasıl yönelmemiz gerektiği açısından da çok önemli. Çünkü dünya ticaretinde küreselleşmeden mada, ondan daha fazla bölgeselleşmenin öne çıkmaya başladığı bir döneme de girdik. Artık yerinde üret, yerinde tüket kavramı böyle işte serbest ticaret anlaşmalarıyla bölgesel birleşince bizim gibi işte ülkeler açısından da artık gidilmesi gereken yönü daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bizim de burada çok hızlıca gümrük birliğini güncellememiz ve tabii lehimize güncellememiz kesinlikle son derece önemli. Evet Hakan, öncelikli olarak tabii ki gümrük birliğinin güncellenmesi en elzem konu ve zaten bu uzun süredir tartışılıyor ama buradaki tabii ki gelişmeler ne kadar elzem olduğunu, ne kadar hızlı yapılması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Çok teşekkür ediyorum. Ama lehimize olacaksa bu çok evet, önemli. Evet, kesinlikle. Peki. Çok teşekkür ediyorum Hakan Güldağ. En kısa sürede görüşmek dileğiyle diyeyim ben. Dikkat edin kendinize, hoşça kalın. Şimdi Ceren Dilekçi'ye hemen dönelim ve Avrupa Borsalarındaki son duruma bir bakalım. Ceren hoş geldin, iyi akşamlar. Enflasyon verileri hakikaten şaşırtıyor, yani bir anlamda şaşırtıyor. Gerçi hepimiz konuşuyoruz enflasyonist baskıların devam ettiğini ama tabii ki çok yüksek gelen enflasyon verisi, borsa fiyatlamaları neler aktarsın bizlere?
Gözde merhabalar. Evet, senin de söylediğin gibi bugün aslında Avrupa'da veri akışı oldukça yoğundu. Avrupa borsaları sabah saatlerinde karışık bir seyirle işlem görüyordu. Yine yoğun arayışı var fakat sadece İngiltere borsası %0.2 oranında yukarıda işlem görüyor. Avrupa'nın geri kalan borsalarında ağırlıklı olarak satıcılı bir seyirden bahsedebiliriz. %0.5'e varan oranda düşüşler söz konusu. ABD borsalarının açılmasının ardından Avrupa borsalarının tamamı aslında satışa dönmüştü. Sonrasında akabinde yeniden toparlanma çabasına girdiğini görüyoruz. İngiltere'de konut fiyatlarını takip ettik ve İngiltere'de konut fiyatları Aralık ayında 2004 yılından bu yana en hızlı artışını yaşadı. Geçtiğimiz yıla kıyasla %9.8'lik bir artış yaşandı fiyatlarda. Aylık bazda ise %1.1'lik bir artış yaşandı ve böylece ortalama konut fiyatı bu artışla birlikte 276 bin sterline çıkmış oldu. Aslında gelişmiş ülkeler arasında İlk faiz artışı döngüsüne başlayan ülke İngiltere olmuştu. Hatırlayacak olursak Aralık ayında ilk faiz artırım hamlesi gelmişti İngiltere'den ve önümüzdeki aylarda devam etmesi bekleniyor. Buna rağmen Aralık ayında konut piyasası canlı kalmaya devam etti. Henüz tam olarak faiz artışları yansımadı. Önümüzdeki aylar itibariyle tam olarak yansımaya başlayacak. Yani daha doğrusu tüketiciler, hane halkları bunu hissetmeye başlayacaklar. Halifax yaptığı değerlendirmede 2022 yılında konut fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini fakat önceki yıllar gibi yani 2021 yıllarındaki gibi hızlı bir artış yaşanmayacağını ifade etti. Aynı zamanda İngiltere'de inşaat sektörü PMI verisi açıklandı. Orada da son 3 ayın en düşük hızında büyüdüğünü takip ettik. Vakalarda yaşanan bu artışın ekonomik toparlanma üzerinde yarattığı baskının etkisiyle çünkü PMI 55.5'ten 54.3'e geriledi. Yine de 50'nin üzerinde kalarak genişleme bölgesinde kalmaya devam etti. Euro bölgesinde enflasyon bugün beklenmedik bir şekilde yükseldi Aralık ayında. Tüketici fiyatları %5 ile %4.8 olan beklentinin üzerinde gerçekleşti. Enerji fiyatları buna temel rolü oynadı. Çünkü enerji fiyatlarında yıllık artış oranı %26'ya ulaştı. Artık hemen hemen tüm liderler bu sene Avrupa'nın temel gündem maddesinin enerji fiyatları olduğu noktasında mutabık kalmış gibi gözüküyor. Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Lehne enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin büyük bir tedirginlik, endişe kaynağı olduğunu söyledi. Fransa Maliye Bakanı Lemaire'den gelen açıklamalar önemliydi. Çünkü Lemaire bu konuya herhangi bir çözüm bulamazsak, yani elektrik fiyatlarındaki yükselişe karşı bir çözüm bulamazsak faturalarda %35 ila %40 arasında yükselişler görebiliriz açıklamasını yaptı. Burada Kazakistan örneğini verdi. Çünkü enerji fiyatları patladığında neler olabileceği konusunda Kazakistan örneğinin bir öğretici olduğunu ifade etti burada. Politik açıdan bu durumun çok çok tehlikeli olabileceğini söyledi. Fransa'da seçimlere doğru ilerlerken odağını enerji fiyatlarındaki yükselişe çevirmiş durumda Gözde. Ceren, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle önümüzdeki hafta. Şimdi az önce bahsettiğim konulara döneceğiz. Tahir Tellioğlu bizlerle, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı. Hoş geldin Zeynep. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tahir Bey, çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii ortalamada %10, %20 karla iş almış kamu müteahhitlerinden bahsediyoruz. Sizle yayın öncesi konuştuğumuzda yaklaşık 80-90 bin firmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada hızlı bir adım atılması gerektiğini ifade ettiğiniz nedir beklentileriniz? Şimdi efendim iş fiyat artışlarını biliyorsunuz. Bunun detayına girmeme gerek yok. İnşaat temel malzemelerinde yaklaşık 10-15 kalemde %200'ün üzerine 250-300 bandında bir fiyat artışı oldu. Dolayısıyla bu faiz fiyat artışlarını kamu yüklenicilerinin ortalama %10, %20 kar marjıyla aldıkları işleri bu fiyat baskısı altında bitirmeleri mümkün değil. 5-6 aydır hükümetimizden bu konuda bir düzenleme talep ediyorduk. En sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili arkadaşların teklifi önergesiyle Plan Bütçe Komisyonu'na sunuldu. Bu gece veya pazartesi işte meclisin kendi çalışma programına göre farklı maddeler de var. Farklı alanlarla birlikte görüşülmeye başlayacak. Fakat bu teklif metnine baktığımızda maalesef beklentimiz, umudumuz yok oldu. Meslektaşlarımız, sektör ciddi bir karamsarlığa döndü. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızdan veya Plan Bütçe Komisyon üyelerimizden, partili partisiz hiç fark etmez, onlardan rızamız, isramımız, onlara yalvarışımız, serzenişimiz derhal bundan dönülmesi. Bu teklif çünkü sektörün ihtiyaç ve taleplerinin %5'ini bile karşılamıyor. Hiçbir şey karşılamıyor. Yani kabalık olmazsa
bir şey talep ettik. Eğer bunu bize verecekseniz hiçbir şey vermeyin. O da sizin olsun diyilecek bir teklif. Yani kabul edilir hiçbir yönü yok. Teklifin içerisinde kısaca ne var? Biz son bir yıldır pandemiyle 2 yıldır boğuşuyoruz ama hele 1 yıldır fiyatlar almış başını gidiyor. Teklifte sadece 7. ayın başı itibariyle 12. ayın 31'i arasındaki 6 aylık dilimde yaptığınız işle ilgili bir fiyat farkı söz konusu. Yani siz bir 10 milyonluk işin yüklenizi olduğunu düşünün. %30 seviyesinde şu anda imalatınız, öyle düşünün. 1 milyonluk kısmını sadece bu 6 aylık diliminde yaptınız. Sadece o 1 milyonluk kısmına size fark verilecek. Dolayısıyla o 1 milyonluk kısmına size %50 de fark verilse, 1 milyonda %50 fark 500 bin lira olabilir ama sözleşmeniz 10 milyon olduğu için 12. ayın 31'inden sonra sözleşmenizde var olan demirin kilogram fiyatı 3 lira, 3,5 lira ama siz 1 Ocak'tan sonra demir fiyatını gene reel piyasada 11 liraya, 12 liraya alacaksınız. Betonun fiyatını gene 150 TL sözleşmenizde siz 500 TL'den 600 TL'den almak durumundasınız. Zamın metrekare birim fiyatı 100-120 TL, siz 500 TL'den alacaksınız. Yani bir belirsizlik söz konusu. Dolayısıyla böyle bir teklif kabul edilemez. Efendim bütçe yoksa o zaman cezasız tasfiye hakkı talep ediyoruz. Yani diyoruz ki bizim bunu bu şartlarda yapmamız mümkün değil. Ev verecek kaynağınız yoksa bizi azat edin. Bu bizim suçumuz değil. Öngörülemeyen bir iş oldu. Hükümeti de siz yönetiyorsunuz. Dolayısıyla bizim teminatlarımızı yakmayın. İşiniz de sizin olsun. Bizi de bırakın. Bunu talep ediyoruz. Buna yalvarıyoruz. İlla fiyat farkı noktasında özel bir ısrarımız yok. İmkan ve bütçe yoksa bırakın bizi, cezasız tasfiye hakkı verin. İşimize bakalım. En azından elimizdekileri kaybetmeyelim. Çektiğimiz zararı kendimize, zararın neresinden dönersen kârdır diyelim ve geri çekilelim. Beklentimiz budur. Şimdi şirketler de ayakta kalmakta tabii zorlanıyor değil mi? Yani burada zararına belki bir yere kadar hani onu kendisi karşılayabilen şirketler de olabilir, öz sermayesi olanlar, ama tabii inşaat tarafında özellikle dediğiniz gibi fiyatlamalarda özellikle pandemi sonrasında yani demirden çimentoya kadar A'dan Z'ye her şey zaten zamlandı. Yurt dışında da öyle. Artı tabii ki kurdan mütevellitte ciddi bir artış yaşandı. Tek tek zaten onları hani saymadık ama biz yayınlarımızda hep söylüyoruz yani %200'den 400'e kadar zamlar var. Kabaca işte pek çok üründe diye. İnşaat girdilerinde. Peki nasıl bir risk var? Yani firmalar eğer bunu kendileri çeviremezse ya da dediğiniz gibi hani buradan cezasız bir feragat verilmezse ne olur? Şimdi Gözde Hanım, net kamuya yaklaşık 80-90 bine yakın meslektaşım. Bunların işte kimisi büyük çapta iş yapıyor, kimisi küçük çapta iş yapıyor. Bu 80-90 binin belki işte bir yarısı, yarıya yakını kendi öz kaynaklarıyla, daha önce kendi özel mülkleriyle, sermayesiyle bu işleri zararına bitirebilir ama batmayabilir. Yani elindeki işten zarar eder. Efendim 20 milyon, 30 milyon, 50 milyon işin büyüklüğüne göre ama batmaz. Daha önceki 30 yıldır, 40 yıldır biriktirdiğini harcamış olur. Fakat geriye kalan 30-40 bir firmanın, 30-40 bin firmanın böyle bir imkanı yok. Böyle bir şey de beklemek durumunda değiliz. Bu adil de değil. Dolayısıyla müteşebbisler bu işi kar yapma amacıyla almıştır. Şu olağanüstü pandemi şartlarında en fazla şu beklenebilir onlardan. Kar yapmayın. Belki %5, %10'da zarar edin. Bu makul bir beklenti olabilir. Buna bir itirazımız yok. Fakat %5, %10 biz size fark verelim. Siz %180 zarar edin. Dediğinizde bakalım bu %180, 100 milyonda %180 ne demek? Yaklaşık bir 180 milyonda paranız olması lazım o işi bitirmek için. Hadi bunu da kabul edelim. Kabul ettik diyelim. Gelelim işin neticesinde. Siz bu işleri neden verdiniz ihaleye? Hizmet olarak yol, köprü, okul, hastane, vatandaşınıza hizmet olarak getirmek niyetiyle verdiniz. Peki o müteahhit battığında siz ona işte bir makul fiyat farkı vermediğinizde, %50 makul bir fiyat farkı vermediğinde işin başından bitimine kadar, 1 Ocak 2021'in evet, başın bitimine kadar vermediğinizde, o battığında orada oluşan zararlar ayrı. 30-40 bin müteahhit batacak. Müteahhit alt taşeronun alt tedarikçiyle çalışıyor, onu batıracak. Evet. Onlar da 600-700 bin işçiyi çalıştırıyor. Onlar da onlara yok verecek, bir zarar olacak. Peki siz bu işleri yaptırmayacak mısınız? Sorduğumuzda, düşündüğümüzde yaptıracağız. Yaptıracak devlet. Peki yaptıracaksan şu anda 1 lira vererek yaptırmadığın işi bu insanları batırarak sonra 3 lira fark vererek tekrar yaptırmak hangi akıl, ne hizmeti ödüyor, evet, bunu anlayabilmiş değilim. Peki. Yani
Bunu hangi bütçeyle karşılayacaksın? Bu nasıl olacak? Peki. Tayyip Bey, buradan iletmiş olalım. Siz zaten Plan Bütçe Komisyonu'na, Maliye Bakanlığı'na ve Grup Başkan Vekiline vesaire tabii herkese ilettiniz. Buradan da tekrar duyurmuş olalım. Mutlaka bir adım atılacaktır. Biz de takipçisiyiz. Sizinle birlikte tekrardan yayınlarda görüşmek dileğiyle diyelim. Varsa buyurun lütfen son bir cümlenizi alayım. Evet, yani lütfen iş yaptık diye iş yapmasınlar. Biz hükümetimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan zor durumda olan sektöre hayrımıza değil, memleketin hayrına, milletin hayrına, ekonominin hayrına destek bekliyoruz. Dolayısıyla eğer bize gerçek bir fiyat farkı, bir vermeyecekse tasfiye versinler. Onu da verecekse hiçbir şey vermesinler. Ben buradan açıkça söylüyorum. Toplantılarımızda bu zor durumda olanların %70'i, 80'i az çok bize ne fiyat farkı verirseler alırız. Peki. Teminatlar yakarız, işi bırakırız diyorlar. Peki Tayyip Erlioğlu, çok teşekkür ediyorum. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı bizlerleydi. Devam ediyoruz. Devrim Danyal hocamıza hemen dönelim. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar sevgili Gözlem, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi özellikle tabii şunu konuşalım. Yani herkesin beklentisi kripto paralar cephesinde Türkiye'deki düzenleme olduğu için ve bu hafta siz Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüştüğünüz için onu merak ediyoruz. Bir iki cümle neler konuşuldu. Yani bu düzenleme bir yasak değil, onu anladık artık ama tabii ki hani vergi düzenlemesi ne derece olacak vesaire, bunlar da tartışılıyor. Sizden dinleyelim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Sayın Mustafa Elitaş ve Sayın Hakan Ertürk bizleri kabul ettiler. Çok değerli her sektörden, yani hem eğitim tarafından, hem yatırımcı tarafından, hem sektörden diğer önemli arkadaşlarımızla birlikte bizi kabul ettiler ve dinlediler. O yüzden buradan kendilerine bir kere daha teşekkür etmiş olalım. Biz temelde şunu anladık ki ana amaç yasaklama değil. Ana amaç Sayın Mustafa Elitaş'ın da belirtmiş olduğu gibi yatırımcıyı korumak ve bizim oradaki bu sürecin içerisinde de henüz tamamlanmış olan bu işte sosyal medyada dolaşan taslağın son hali olmadığı ve o taslağın da henüz taslak halinde olduğunun önünde daha uzun bir yol olduğunun farkına varıldı ve bunun üzerinde duruldu. Bunun haricinde de herhangi bir yasaklama yerine bunu blok zincir tabanlı uygulamalar olarak hem Türkiye'ye hem de gençlerimize girişimci bazında çok daha artı değer taşıyacak, yani yatırımcıların haricinde de artı değer taşıyacak farklı imkanların olduğunu belirttik. Ve sonunda dün Sayın Mustafa Elitaş da atmış olduğu bir tweette bunun son kararının meclis tarafından verileceğini söyledi ve bu şekilde oradan ayrılmış olduk. Peki. Yeni gelişme olduğu için çok kısa, çünkü sonrasında o token economics'e geçmek istiyorum. Onu biraz daha detaylı konuşacağız ama çok kısa bir de Samsung'un Metaverse'deki özellikle bu atılımı 837 adet mağaza açıyor. Ne demek? Sevgili Özde Hanım, New York'ta Samsung'un büyük bir showroom'u var. New York bölgesinde bulunan bu showroom içerisinde özellikle yeni teknolojilerin ve Metaverse ekosistemine aktarabileceği birçok yapı var. Gün geçmiyor ki yeni bir haber gelmesin. Daha önce büyük firmalardan duyuyorduk. İlk defa bu sesle birlikte, yani Consumer Electronic Show ismini vermiş olduğumuz tüketici elektronikleri showroom'unda hem bizim TOG'umuz, yerli üretim arabamız, aracımız göreceğe çıkmış oldu. Hem de işte genel bu büyük firmaların hepsi orada birer birer projelerini açıklamaya başladı. Bugün de gene LG'den benzer şekilde geldi. Önümüzdeki süreç içerisinde son derece renkli ve zevkli, hayatımızı daha çok renklendirecek bir dünya bizi bekliyor diyelim. Şimdi burada da biliyorsunuz ev arsa fiyatları çok arttı. Metaverse'den çıldığın gibi arsa alan Türkler olduğu konuşuluyor. Yani sosyal medyada vardı bu. O yüzden hani çok da böyle iyi araştırsınlar. Yani buradan tekrar altını çizelim. Fazla da acele etmeyin. Yani ama araştırarak tabii ki doğru yerlere diyelim. Şimdi tabii bu token economics, Devrim Hocam, yani nereye gidiyor? Ne anlatıyor? Biraz bilgi verin bize. Tabii ki. Öncelikle tokenomics birazcık söylenme kolay değil. Diyemediğim için token economics dedim. Girmiyorum hiç o konuya.
Peki. Ana amaç insanların değerli bulduğu, kıymetli bulduğu her şeyi dijital ortamda bu ekonominin içerisine sokup kendilerine bir ekonomik fayda ya da bir değer, katma değer sağlayabilecekleri bir ortam yapısı. Bugüne kadarki tüm büyük firmaların yapmış olduğu şeyler artık bu Web 3.0 dediğimiz ekonomik düzenle birlikte bireylere inmiş durumda ve biz artık onların bize vermiş oldukları değil, bizim kendimizin de oluşturabileceği farklı düzen ve ne diyelim meta üzerinden bunlarla yol alabileceğiz. Bu sadece ticari kaygılar olan bir şey değil tabii ki. Ardında bunun güvenlik tarafı, bir anahtar kilit mekanizması, örnek verecek olursak bunun üzerinde çalıştıracağınız ve kuracağınız bir ekosistemle birlikte arabanızın kapısının artık bir anahtarı olmayacak. Elinizdeki cep telefonları, akıllı telefonlar bunu açmada kullanılabilecek ya da işte evinizin kapısı ya da bugüne kadarki işte uzaktan yönetebildiğiniz tüm cihazlar bu mantık üzerinde hayatımıza girecek. Metaverse ekosistemiyle birlikte, yani bunlar esasında hepsi birlikte bir bileşen, işte token dediğimiz, coin dediğimiz bu işin arka taraftaki finansal düzenini oluştururken yavaş yavaş onları birazcık daha renklendirir hale geleceğiz. Yatırımcılarımız nasıl sadece işte belirli kripto para olarak nitelendirdikleri değerlerle alım satım yapıyorlarsa bunun haricindeki diğer şeylere, varlıklara da kripto varlık demeye başlayacağız. Bu varlıklar içerisinde artık biz de o ekosisteme dahil olabileceğiz. Çünkü bununla ilgili platformlar geliştirmeye başlanıyor. Özellikle Metaverse ekosistemlerinde bir işte ayakkabıcıysanız orada gidip 3 boyutlu bir ayakkabı tasarlayıp kendinize orada yeni bir ortam ya da beğeni oluşturabileceksiniz. Ya da bir işte Instagram fenomeniyseniz ya da sosyal medyada bu işlerden bir keyif alıyorsanız ya da bol takipçiniz varsa artık bunları 3 boyutlu halde daha dijitalize hale getirebileceksiniz. Özellikle fiziksel tarafta yapılabilecek şeyleri de dijitale aktardığımız zaman bu önümüzdeki günlerde henüz daha çok adımlar atılmadı ama hayatımıza çok girdiği görünmedi ama nesnelerin interneti olarak cihazlarla da haberleşmeye başladığımız zaman örnek veriyorum bir buzdolabının içerisinde neyin eksik olduğunu biz cep telefonumuzdan görebilir hale geleceğiz. Ya da cep telefonlarımızın artık farklı aracımızın içerisindeki kameralar aracılığıyla onu bir yere götürüp birini aldırabilir otonom hale geleceğiz. Bunlar tabii ki birazcık uç örnekler gibi görünüyor ama bütün bu süreçlerin içerisinde siz nasıl bir bugüne kadar işte sinemaya girerken herhangi bir konsere ya da bir maça girerken bilet alıyorsanız yavaş yavaş bunlar artık o token ekonomik içerisinde bir değer katma değer haline gelmeye başlayacak. İlla ki o fiziksel ortamlara gitmek yerine VR gözlüklerini ya da VR suit dediğimiz o yelek ya da dalgıç kıyafeti gibi elektrotlarla bağlı olan kıyafetleri üstünüze geçirdiğinizde oralardaymış gibi bir imkan ve evet, his yaşayabileceksiniz. Peki, San Francisco Fed Başkanı Daley şu ana kadar verilerde ücret fiyat sarmalı görülmediğini söyledi. Şimdi tabii biz hocam bunu bölerek hani söylemek durumundayız. Estağfurullah tabii ki. Yani tabii gündem buydu, tarım dışı istihdam tarafında ortalama saatlik kazançlar beklentinin çok üzerine geldi dedik. Yani ücretlerdeki artış enflasyona baskı mı yaratacak ve buradaki hani beklenti ne olacak diye endişeler vardı. Para politikamızı ayarlamamız gereken bir noktadayız diyor. 10 yıllık tahvil faizinde 1.778 ile özellikle Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeye gelindi. 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş biraz daha böyle zannediyorum bir sakin olun çağrısı da verilmek isteniyor. Dolayısıyla bu sözlü iletişimi de biz dile getirmiş olalım. Para politikasını ayarlamamız gereken bir noktadayız diyor. Zaten herkes artık Mart'ta herhalde malumun ilanı olarak faiz artışını da bekler bir vaziyette diyelim. Hocam peki son olarak şunu soracağım. Son birkaç dakikamız ama bu tabii tokenomics söyledim. Orada Metaverse'ün yeri ne kadar olabilir? Yani şimdi biz tabii NFT'leri konuştuk. Burada işte dijital yaratıcıları konuşuyoruz. Yeni meslek dalları şüphesiz çıkacak. Özellikle işte dünyanın hani evet, pandemi sonrasında diyoruz ya işte istihdam piyasasında bile değişiklik var. Bugün onu tartışıyoruz. Yani insanlar işe gitmek istemiyor vesaire. Toplu istifalar Amerika tarafında. Çünkü başka bir dünyaya giriyoruz artık. Orada da işte hani Metaverse bunun ne kadarını kapsayabilir? Yani buraya çok mu anlam atfediliyor yoksa daha hiçbir şey görmedik mi? Ne dersiniz?
Sevgi Gözde Hanım, belirttiğiniz son kelime cümle bence en önemlisi. Daha henüz hiçbir şey görmedik. Niye? Şu anda o altyapıyı kurmaya çalışıyoruz. Yani yeni ıssız bir ada bulmuşuz. Onun üzerinde işte yavaş yavaş arsaları sahiplenmeye çalışıyoruz. Esas ondan sonra bence film başlayacak. Örnek veriyorum. Mesela bir tuğla ya da bir inşaat işi fizikselde olduğu gibi orada çok daha renkli hale gelecek. Mesela tuğlalar camdan olacak ya da renkli olacak. Ya da bambaşka illa dikdörtgen formatta olmak zorunda kalmayacak. Belki çok farklı kıyafetler, çok bugün günümüzde giyemediğimiz ya da bir işte otomobil tekerleği şu anda bildiğiniz gibi yuvarlak olmak zorunda ama belki orada üçgen lastikler, beşgen lastikler görüyor olabileceğiz. Çünkü orası tamamen bizim hayal dünyamız olduğu için bu şu anda dünya üzerinde yaşayan işte 7,5-8 milyar insanı da bambaşka dünyaya götürecek. Daha çok konuşuruz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Derimden yayınladığınız bizlerleydi. Ben teşekkür ediyorum. Bu arada San Francisco Fed Başkanı Fed 1 veya 2 faiz artışından sonra bilanço daraltmaya gidebilir dedi. Artık aleni bir şekilde ayan beyanda söyleniyor, konuşuluyor, mesajlar geliyor. Devamını da ilerleyen programlarda işleyeceğiz. Şimdilik benden bu kadar diyeyim. İyi hafta sonları, hoşçakalın.